Hoş geldiniz. Bu videoda Kapo'nun yorumlarını değerlendireceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Kapo, Bitcoin, Ethereum ve ADA'da rally bekliyor arkadaşlar. Bitcoin'de özellikle artık e, Bitcoin'in kırılıma hazır olduğunu ve bir rally içinde e, gerekli hareketleri yaptığını belirtti. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var bakın arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Bitcoin zaten doğru gerekli hareketleri yaptı ee, artık ezileceği kadar ezildi ve ısrar ediyor. Evet diyor tamam buralar dip yani dip olsun diyor artık lütfen diyor. Ama e, tabii ki buna etkiyen unsurlar var o yüzden bu konuda büyük konuşmak için hala erken bakın hala erken. Erken olmasının sebebi e, henüz ABD tarafının neler yapabileceğini hala bilmiyoruz tamam mı? E, o yüzden bir noktada yani tabii ki her zaman bakın ne diyorum? Altcoin'lerin şu an yükselişe inanılmaz potansiyelleri var. Ama Bitcoin baskılıyor. Bitcoin'in yükselişe çok ciddi potansiyeli var ama dünya ekonomisi baskılıyor. Tamam mı? Bunu bilmek lazım. Şimdi bütün bunlar olurken hala olası durumlarda 14.000 seviyelerine Gerileme ihtimali mevcut. İşte bunun için de e, bu noktada takip etmek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şunu bilmek gerekiyor. Buralarda 14 binler de artık e, dip kanalı olarak karşımıza çıkıyor. E, buna göre de tabii ki kademeli alımlara devam edeceğiz arkadaşlar. Ancak ben yakın tarihte tıpkı vaat edildiği gibi Ekim, Kasım'da ABD'de enflasyon düşmediği FED şahin duruşunu ee, Şahin duruşundan taviz vermediği müddetçe ki vermesi bekleniyor e, rally beklemiyorum bunu bir kere söyleyeyim e, nitekim Ethereum ve ADA için de biliyorsunuz Ethereum'da Merge e, ADA'da da Vasil Hard Fork geliyor bunlar ayrı ayrı projeler için çok büyük gelişmeler olmakla beraber Merge başlı başına bütün piyasaya etki edebilecek bir e, yükseliş hareketi yapabilir o yüzden bu her iki altcoin için de zaten uzun zamandır baskının getirmiş olduğu hareketle zaten beklenen tarihlerde bir e, pump hareketi bekliyorum. Ancak dediğim gibi e, bitcoin'in yardımı olmadıkça bu kısa vadede kısa bir süre olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak bitcoin açılmasını gördüğümüzde yükselişle inanılmaz derecede ethereum ve ada piyasa ortalaması üzerinde telafi etmeye müsait. Bizim de asıl odaklanmamız gereken kısım zaten burası. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.